Gündeyli. Bu bunu noktada red, bırakalım. Bunu reddetmek evet. için çok fanatik, radikal falan olmanız gerekiyor. Çok öyle bir noktaya geldiniz. Yani siz şimdi açılıma girmek üzeresiniz. O açılıma girmeden önce ben e, Ali Murat Yel hocama döneyim. Sizi ilk tanıtırken ben galiba Ali Fuat dedim. Ee, özür dilerim. Ee, Ali Murat Yel olarak tekrar tekrar düzelteyim. Ee, sizin İspanya'da daha doğrusu Portekiz'de e, uzun araştırmalarınız oldu özellikle Katolik e, camiasında e, önemli araştırmalarınız var. E tabi dolayısıyla siz o bölgedeyken e, 200 yıllık bir e, İslam ve Hristiyan dünyasını yan yana yaşaması bunları da tarihe bakarak incelemişsinizdir. Ve sonrasında da günümüz dünyasına baktığımızda da e, onların Müslümanlığa bakış açısında e, kişi olarak gözlemlemişsinizdir. Bu gözlemlerinize baktığınızda ee, o bölgeden başlayalım. Ee, normal Hristiyan rahipler, rahibeler yani onların üst şeyleri demeyelim de işte Vatikan'daki yöneticileri hı hı. demeyelim de ya da işte psikopos, başlık psikopos bunlar değil de ee, Müslümanlığı bir cihat dini olarak mı görüyorlar? Kendilerini daima savaş edecek bir din olarak mı görüyorlar? Yoksa Müslüman dünyası ile birlikte yaşanılabileceğine inanıyorlar mı? Sizin gözlemleriniz ne oldu? Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ben Portekiz'e ilk gittiğim zaman orada Fatima adlı büyük bir Katolik haç merkezi var. Ve oranın büyük bir kilise. Oranın rektörü ile ben görüşmeye gittim. Ve rektörden izin almam. Ya da en azından nezaketen kendimi tanıtmam ve izin almam gerektiği için onunla görüştüm. Ben gitmeden önce oraya benim hakkında bilgiler elde etmişti. Benim London School of Economics'te doktora yaptığımı, Türkiye'de nereden geldiğimi, hangi okulları bitirdiğimi hepsini biliyordu. Ve daha önce Fatima'ya gidip Portekiz'de küçük bir kasaba Fatima, yaklaşık 3 bin nüfuslu bugün ama yılda 7 milyondan fazla kişi haç için Katoliklerden, yüzden fazla ülkeden insanlar oraya gidip orada haç ibadetlerini yerine getiriyorlar. Benim hakkında bütün bu bilgileri biliyor ve benim hakkında bu bilgilerden yola çıkarak İngiltere'de bir üniversitede doktora yapıyor olmam onun nispeten rahatlatmış ve Fatime hakkında daha objektif bir kitap yazacağımı düşündüğü için bana izin verdi. Yani onun izni çok da orada şart değil. 7-8 milyon kişinin girip çıktığı bir kiliseye ben de girip çıkabilirdim ama nezaketen aramızda öyle bir ilişki olmuştu. Her şey önce bilim adamısınız. Kurallarıyla yapmak istiyorsunuz. Ama yani, yani benden önce de gelenler olmuş ve o gelenler daha çok Fransa'dan, Hollanda'dan ya da diğer ülkelerden daha çok protestan ya da ateist olup da yani batılı oldukları halde Fatıma'nın aleyhine kitaplar yazmışlar, kilisenin aleyhine kitaplar yazmışlar. Ondan çok endişelilerdi. Yani bir Müslümanın oraya gelip Fatıma hakkında çalışması onları çok endişelendiriyordu. Fakat akademik bir çalışma olacağına inandıklar için bana izin verdiler. Ama akademik bir çalışma olsa bile bir Müslümanın orada bir araştırma yapması onları çok tedirgin etmişti ve bu Müslüman Türkiye'den geliyor. Çünkü Fatıma Mehmet Ali Ağaca ile çok yakından e, ilişkilendirildi. Çünkü e, Mehmet Ali Ağaca'nın e, 2. Jean Paul, Papa 2. Jean Paul'e e, suikast girişimi 13 Mayıs'ta olmuştu. 13 Mayıs e, Katolik Kilisesi'nde Fatıma günüdür. Yani ilk defa Meryem Ana, Fatima'da üç küçük çocuğa 13 Mayıs 1917 günü görüldü. Ondan beridir 13 Mayıs'larda sürekli Katolik Kilisesi'nde Fatima günü olarak törenler düzenlenir ve o gün anma törenleri yapılır. O gün anma ayinleri düzenlenir. 13 Mayıs'ta bu suikast girişiminden dolayı Mehmet Ali Ağca ile ilişkilendirilmesi ve ondan sonra da benim Fatima'ya gitmiş olmam tabii onları daha da çok endişelendirdi. Yani bir Türk ...papayı e, vurmaya çalışan e, bir ülkeden, bir milletten birisinin e, burada çalışma yapması... E, ...gerçekten onları e, ben de şimdi düşündükçe e, beni de herhalde e, endişelendirirdi diye düşünüyorum. Ve ondan sonra tanıştığım her e, papaz, her rahibe, e, her rahip... ...hep e, bana e, Mehmet Ali Aca'yı sordular. E, i̇şte niye öldürmek istedi papamızı. Çünkü papa e, çok sevilen bir papaydı. Bugünkü e, Kardinal Ratzinger daha e, soğuk ve daha... E, Üst düzey bir bilim adamı papadır bugünkü 16. Benedikt. 2. Jean Paul öyle değildi. Daha insanlara yakın, daha halktan birisiydi. Ziyaret ettiği ülkelerde daha halkın her kesimden insanlarla ilişkiler rahatça kurabilirdi. Ve onlarla bir yakınlaşma sağlayabilirdi. O yüzden çok sevilen birisiydi o. Ona suikast girişiminde bulunmak dünyanın herhalde en kötü, en barbar ülkelerinden ya da en barbar dinlerinden birisi ancak böyle bir şey yapabilirdi onların gözünde. Dolayısıyla bana karşı her zaman çok dikkatli ve tedirgin durdular. Yani ben orada iki yıldan fazla kaldım, o iki yıl boyunca sürekli hep dikkatli davrandılar. Yani benden de öyle bir şey, yani o kadar belki fiziki bir şey beklemediler ama. En azından yazılarımla ya da en azından görüşlerimle Fatıma'nın aleyhine bir yani şeyler yapabilirim. Yani bir terör olayı e, nasıl bir lekelenmeye yol açıyor, nasıl insanları olumsuz etkiliyor değil mi? Yani Evet e, maalesef e, işte insanları da bunu e, tarihten silmek çok e, kolay olmuyor. Yani böyle bir hadise e, olmuştu ama e, o aslında e, kendi başına ferdi olarak bunu yaptı, e, müferrit bir olaydır demek yetmiyor. İnsanları ikna etmek, onları tekrar eski e, görüşlerine döndürebilmek çok zor. Benitekim biz Müslümanlar için de Katolik Kilisesi özellikle İberya Yarımadası'nda İspanya'da ve Portekiz'de 1492'deki hadiseleri bir kalemde silip atmamız ve onları hiç olmamış gibi düşünmemiz bizim için de çok mümkün değil. Çünkü 1492'de Granada sokaklarında günlerce sokakta kan kan aktı sokaklardan. ...günlerce, binlerce Yahudi ve Müslüman kesilerek öldürüldü. Yani o derece bir vahşi bir geri alma, geri fethetme hadisesiydi ki bu. 711'de Tarık bin Ziyad ilk defa İspanya çıktığı zaman 1492'ye kadar 800 küsür yıl orada Müslümanlar, Katolikler, Yahudiler bir arada çok rahat yaşadılar ve Avrupa'nın Rönesans'ının temelleri orada atıldı. Bir arada yaşamak ...ve bir arada diyalog içinde bulunmak böylesine güzel sonuçlar verebiliyor. Fakat bir takım fanatik, Katolikler arasındaki bir takım fanatik kişiler... ...Müslümanlardan kurtulma adına onlara böyle bir o medeniyeti yıktılar. O medeniyet yıkıldıktan sonra da İspanya asırlarca bir daha da artık çok da kendine gelemedi. O zaman Avrupa'nın en önde, en ileri, teknolojik olarak en ileri ülkesiydi edebiyatta en ileri ülkesiydi. Yani Avrupa'nın Avrupa'da karanlık çağ hakimken İspanya'da İber Yarımadası hem İspanya hem Portekiz o günlerde beyaz aydınlık ve Rönesans dönemini yaşamaktaydı. Bizim de o günleri yani binlerce Yahudi ve Müslüman'ın kanı aktığı o Granada sokaklarını bugün bile gidiyorsunuz. Hala sanki onları hissediyorsunuz. Yani çevrenize bakıp dönüyorsunuz bir kilise var. Kilisenin çan kulesi o kadar bariz minare ki onun minare olması yani o kadar çok şey yapılmış ve bugün bile İspanya'da Müslüman olmak kolay bir hadise değil. Yani her ne kadar İspanyollar artık dinden çok uzaklaşmış olsalar da onlar için fanatiklik çok eski çağlarda kalmış bir şey olsa da yine de yine de dinle alakası olmayan bir İspanyol için bile bugün İspanya'da Müslüman olarak yaşamak gerçekten çok zor. Gerçekten yani hem ülkedeki baskı, siyasi baskı hem bizim Şerif Mardin'in Türkiye için kullandığı mahalle baskısı orada ki Müslümanlar üzerinde çok büyük bir etki. Ama sahip. yani bir Müslümanımız var ki orada Nihat golleriyle bütün Hristiyanları ayağa kaldırıyor değil mi? Kaldırıyor ama e, yani e, onun da orada e, bir Müslüman olarak ...yaşıyor olması ya yani, da e, böyle tek, tek yani dinli yaşayan bir çocuktu. Yani ben Nihat. daha çok tabii İmam Hatip Lisesi mezunu dindar bir futbolcu, dindar bir sporcu. Ama yine de özellikle Endülüs bölgesinde, ...Nihat... Kuzeyde Bask bölgesinde yaşıyor. Basklar nispeten ben onları daha çok Türklere benzetirim. Çünkü Bask Avrupa'nın içinde Avrupalı olmayan ve Avrupalıların kendilerini sevmediği böyle kolay kolay kontrol edilemeyen, kolay kolay baskı kurulamayan, esir edilemeyen bir millet onlar baskılar. Dilleri de zaten Ural Altay dil grubundan baskıların. Yani Avrupa dillerinden değil. Dolayısıyla onlar Niha'ta nispeten daha yakın davranıyor olabilirler. Ama ben Endülüs'ten bahsediyorum. Endülüs İspanya'nın en fanatik, en koyu, en dindar bölgesi. İç savaşta bile daha çok kraldan yana olmuşlardı. İspanya'da öyle bir geçmişimiz var. Osmanlı Devleti o zaman İspanya ya yardım edemedi. Oradaki Müslümanlar ve Yahudilere çok fazla yardım edemedi. Ama ancak gemilerle bir takım Yahudiler Osmanlı topraklarına getirilip yerleştirildi. Selaniye en çok onların içinde. Ve nitekim Türkiye'de 500. yıl dediğimiz bir dernek var. Yahudilerin dernekleri. O 1492'de İspanya'dan kurtarılmış, Selaniye ye yerleştirilmiş Yahudilerin kurdukları bir dernek. Ondan sonra zaten İstanbul'a geldi. Selanik'ten de İstanbul'a da geldi. 1992'de, 1992'de Turgut Özal'ın aracılığıyla